Semptom derken nedir bunlar? Tabii ki endometriozisin klasik ve en önemli semptomu ağrı. İkinci en önemli semptomu da gebe kalamama. Bu kistlerin alınması ağrıyı giderir mi? Bu kistler alındıktan sonra gebe kalamayan hastalar gebe kalabilir mi? Bu iki soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Birincisine baktığımızda bir kere aklımızda tutmamız gereken şeylerden en önemlisi endometriyomaların yani çikolata kistlerinin yalnız olmadıkları şeklinde. Yapılan çalışmalar hastaların %70'inde endometriyomaya eşlik eden derin endometriyoz lezyonları olduğunu gösteriyor. Bu niye önemli? Çünkü endometriyomalar tek başına genellikle ağrı yapmıyorlar. Derin endometriyoz lezyonları ağrıya neden oluyor. Eğer herhangi bir şekilde cerrahi müdahale yapılacaksa ağrısı olan bir hastada sadece endometriyomanın çıkartılması büyük olasılıkla hastanın ağrısının geçmemesine neden olacaktır. Derin lezyonlarında mutlaka beraberinde bulunması, ayıklanması, çıkarılması gerekir. Peki ikinci semptom yani çocuk sahibi olamama. Çocuğum olmuyor, endometriyomam var, ameliyat olayım mı? Şimdi bu soruya tabii tek bir kelimeyle evet ya da hayır cevabı vermek o kadar kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü her hasta birbirinden farklı. Endometriyomalar her iki yumurtalığı da birden mi tutuyor? Beraberinde ağrı yapıyor mu? Tüplerde tıkanıklık var mı? Over rezervi dediğimiz yumurtalık kapasitesi nasıl? Daha önce ameliyat geçirilmiş mi? İnfertiliteye ek başka faktörler var mı? Örneğin bir erkek faktörü var mı beraberinde gebelik olmaması için? Bütün bunların göz önünde tutulması gerekiyor. Örneğin ciddi erkek faktörü olan endometriyozisi olan bir kadında endometriyomayı çıkarttıktan sonra büyük olasılıkla gebelik yine olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir hastayı cerrahiye sevk etmektense tüp bebek tedavisine göndermek daha mantıklı. Ama bir taraftan tek taraflı endometriyoması var, derin infiltran endometriyozis lezyonu var, ağrısı var. Bu ağrı aynı zamanda kişinin cinsel ilişkide bulunmasını engelliyor. Yumurtalık rezervi iyi. Mesela böyle bir hasta ideal bir cerrahi hastasıdır. Hem endometriyoma çıkartılır, varsa derin infiltran lezyonlar düzeltilir, ağrı giderilir, cinsel yaşamı tekrar tesis edilir ve böyle bir kişi daha sonra kendiliğinden gebe kalabilir. Endometriyoma iki taraflıysa, yumurtalık rezervi azalmışsa bu hastalara çok dikkat etmek lazım. Çünkü iki taraflı endometriyoma çıkarılması sonrasında azalmış olan yumurtalık rezervi çok daha düşebilir ve hatta hastaların yapılan çalışmalarda %2 ila 3'ünde erken menopoz bile gelişebilir. Onun için bu hastalarda cerrahi karar vermeden önce çok çok dikkatli olmak lazım. Cerrahi yönünden önemli olan hastanın yaşı, ikincisi semptomları, üçüncüsü over rezervi. Genç hastalarda mümkün olduğunca cerrahiden kaçınmak istiyoruz ya da geciktirmek istiyoruz. Endometriyozis cerrahisi için bence çok önemli bir kural var. Nedir bu kural? Cerrahi doğru zamanda yapmak lazım. Bu çok önemli. İkincisi, doğru bir şekilde ve tam bir cerrahi yapmak lazım. Yani endometriyozisin bir kısmını alıp bir kısmını geride bırakmak yerine endometriyozis lezyonlarını tamamen temizlemek lazım. Ve mümkünse cerrahi bir kere de yapmak lazım. Çünkü bu hastalarda eksik cerrahi, doğru zamanda yapılmamış cerrahi ya da endikasyonsuz cerrahi daha sonra tekrar cerrahi yapılmasını gerektiriyor. Bu da hastalarda ciddi bir morbidite nedeni oluyor.